Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Windows 8.1'in hızlandırma ayarlarını yapacağız. Videoya geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Birazdan yapacağımız işlemlerin hepsini geri alabiliyoruz arkadaşlar. Tek tuşla size bir özellik göstereceğim ve hızlandırma yaptıktan sonra bilgisayarınızı beğenmezseniz tek tuşla her şeyi geri alabileceksiniz arkadaşlar. Bir diğer husus lütfen videoyu atlamadan zıplamadan saniye saniyesine izleyin. Gerekirse hızlandırın ama atlamayın arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlar bazı yerleri izlemiyor. Sonra hata yapıyorlar ve bilgisayarlarına zarar veriyorlar. Örneğin internet bağlantısının gitmesi gibi. Bunları ben videolarımda tek tek gösteriyorum. İnternet bağlantısının gitmesi gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. O yüzden videoyu atlamadan zıplamadan izleyin. Sonuçta gösterdiğim her şeyi ben de kendi bilgisayarıma yapıyorum ve herhangi bir sorunla karşılaşmıyorum. Karşılaşırsam zaten açıklama kısmına mutlaka yazarım arkadaşlar. Bu videoyu izlerken açıklama kısmına da bakın orada herhangi bir düzeltme vesaire bir şey yazmış mıyım diye. Başka bir sorun yok arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar işlemlere geçmeden önce size bahsettiğim şeyi yapalım. Beğenmezseniz geri alabilmeniz için bu özelliği kullanıyoruz arkadaşlar. Arama kısmına geliyoruz ve geri yükleme noktası oluştur yazıyoruz. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada kapalıysa şuradan açıyoruz ve oluştur diyoruz arkadaşlar. Buraya bir tane isim veriyoruz kafamıza göre. Mesela ben şöyle bir şey yazayım. Sonra enter'liyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle oluşturuldu. Bu süre zarfında mesela şu anki bilgisayarımızın ayarlarını kaydetti ve bizim birazdan yapacağımız işlemlerin hepsini iptal edebiliriz. Buradan geri yükleme tıklayarak silinen dosyalar veya yüklenen dosyalar falan karışmıyor arkadaşlar. Bu sadece ayarlarla ilgili. Yani bu süreçte bir tane dosya indirirseniz, 3 gün sonra bunu geri yüklerseniz o dosyayı da işte silmiyor veya geri yüklemiyor. Öyle bir sıkıntı yok. Dosyalara karışmıyor. Sadece ayarlarla ilgili arkadaşlar bu. Hani internet bağlantısı gitmesi vesaire bir şey olursa bununla geri alabilirsiniz. Şimdi oluşturduk. Buradan sistem geri yüklemeye tıklıyoruz. Beğenmezseniz yani eğer ilerleyen günlerde buradan oluşturduğumuz sistem geri yüklemesini seçiyoruz ve ileri dediğimizde birazdan yapacağımız ayarların hepsini geri alıyor. Yani iptal ediyor gibi düşünün. Bu şekilde arkadaşlar. Beğenmezseniz buraya gelip sistem geri yükleme'ye tıklarsınız ve ileri dersiniz. Oluşturduğumuz geri yükleme noktasını seçip bu şekilde halledersiniz arkadaşlar. Hemen işlemlerimize geçelim. İlk olarak arkadaşlar masaüstümüzü boşaltmakla başlıyoruz. Masaüstünüzde böyle yığınlarca dosya varsa bu dosyaların hepsini tek bir klasöre atıp onun içinden açmanızı veya D diskine C diskine atıp oradan bakmanızı öneriyorum. Çünkü masa üstünüz ne kadar dolu olursa bilgisayarınız o oranda yavaşlayacaktır. Basit gözükse bile önemli bir adım arkadaşlar. Diğer adımımız geri dönüşüm kutusunu boşaltmak. Bu da yine basit gözükse bile bu da bilgisayarı yavaşlatan bir unsur arkadaşlar. Geri dönüşüm kutumuzu boş tutmaya özen gösterelim. İki günde bir mutlaka boşaltın arkadaşlar çünkü yığıldıkça bilgisayarımızı daha da yavaşlatıyor ve zorlandırıyor. Buna da dikkat edelim. Bir diğer adımımıza geçecek olursak arkadaşlar bilgisayarımın üzerine geliyoruz. Ters tuş yapıyoruz. Özellikler diyoruz. Buradan arkadaşlar gelişmiş sistem ayarlarına tıklıyoruz. Ve buradan en iyi performans için ayarlı kısmına tıklatıyoruz. Buradaki şeyleri özelleştirebilirsiniz kendinize göre. Bir okuyun işte birkaç tanesini tikine tekrar işaretleyebilirsiniz. Eğer görüntü hoşunuza gitmezse. Bu da basit bir adım arkadaşlar. Ama tabii ki de basitten başlayıp zora doğru ilerleyeceğim. Bunu da arkadaşlar en iyi performans ayarları yaptıktan sonra gelişmiş kısmına geliyoruz. Burada arkadaşlar kullanmadığımız diskten RAM'e ekleme yapacağız. Bilgisayarın RAM'ine. Mesela bilgisayarınızın RAM'i düşükse de bilgisayarınız kasar arkadaşlar. Her ne kadar hard diski RAM kadar etki vermese de hard diskimizden kullanmadığımız kısımları RAM'e aktarmamız bilgisayarımızın hızlı çalışmasına olanak sağlayacaktır. Bunun için bilgisayarıma gelip bakalım mesela kullanmadığımız ne kadar yer var. Diyelim ki D diskiniz veya C diskiniz veya hatta toplam diskiniz sizin 250 GB örnek veriyorum. Bunun siz 30-35 GB'ını kullanıyorsunuz veya hatta 80-85 GB'ını geriye kalan o 100-150 GB'lik kısmı kullanmıyorsunuz. Ve zaten de kullanmazsınız büyük ihtimalle. Bunun diyelim 150 GB'lik bir yer mi kalıyor? Biz bunun 100 GB'ını RAM'e aktarırsak bilgisayarımız daha iyi çalışır. Niye işte 100 GB'ını RAM'e aktarıyoruz? 2-3 GB'ını aktarsak olmaz mı diyen arkadaşlar olabilir. Bu da şu şekilde arkadaşlar. RAM HDD'nin yani hard diskin kat kat daha fazla hızlı çalışan versiyonu. Yani SSD kullananların bu adım pek yapmasına gerek yok ama yine de bilgisayarınız yavaş çalışıyorsa yapmanızı öneririm. SSD de daha uygun olur. Mesela 100 GB hard diskten almamız SSD'den bir 10 GB almamıza eş değer. Hard diskimiz çok yavaş çalıştığı için biz buradan bir 100 GB'ımızı RAM'e aktaracağız. Bunun için dediğim gibi bu gelişmişten Geliyoruz buradan. Buradaki işlemleri yapıyoruz. Şu an gösterdiğim işlemleri. Ve arkadaşlar belleğimizden RAM'e ekliyoruz. Böylelikle bilgisayarımızın daha fazla hızlı çalışmasını sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu gerçekten işe yarayan bir yöntem. Sakın buraya atlamayın bilgisayarınızdaki performans artışını ciddi ciddi göreceksiniz. Hemen diğer yöntemimize geçelim. Diğer yöntemimiz ise arkadaşlar Windows artı R tuşuna basarak yani Win R tuşuna basarak veya arama kısmına gelip çalıştır yazarak çalıştır programını açmak. Ardından buraya gelip temp yazıyoruz ve enter'e basıyoruz. Çıkan klasördeki dosyaların hepsini siliyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi geçici dosyalar. Zaten bunları siz kapatmasanız da silseniz de silmeseniz de bunlar burada boş boş kalacak ve bir iki ay sonra kendiliğinden silinecek yenileri gelecek arkadaşlar. Siz bunları silerseniz otomatikman bilgisayarınızda gereksiz yere bir dosya tutumuna olanak sağlamazsınız. Bu yüzden buraları siliyoruz. Ardından tekrar geliyoruz çalıştıra ve buraya prefect yazıyoruz. Yani prefet ch şeklinde arkadaşlar. Bunu da enterliyoruz. Burada çıkan klasördeki Tüm dosyaları da siliyoruz. Aynı şekilde. Ardından yüzde temp yüzde yazıyoruz. Buna da enter diyoruz arkadaşlar. Ve bu klasörde çıkan her şeyi de aynı şekilde siliyoruz. Açıklamayı zaten en başta yaptım. Bunların hepsi gereksiz dosyalar. Kesinlikle bilgisayarınıza bir zarar falan vermez. Bunları silmemiz. Gelip geçici dosyalar arkadaşlar. Erkenden silerek bilgisayarınızda performans artışı sağlayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu işlemleri arada bir yaparsanız mesela bir haftada bir veya iki haftada bir yaparsanız bilgisayarınızı her zaman hızlı tutmuş olursunuz ve sizin için daha iyi olur. Bir kenara not alın mesela şu an söylediklerimi veya bir hafta sonra gelin tekrar izleyin. Böylelikle bilgisayarınızın daha fazla hızlı çalışmasına olanak sağlamış olursunuz. <laughs> Diğer adımımız arkadaşlar diski temizleme. Bu da herkesin bildiği bir yöntem olsa da aşırı işe yarayan bir yöntem. Geliyoruz C diskimizin üzerine ters tuş yapıp özellikler diyoruz. Ardından burada diski temizle diyoruz. Bu çalışıyor arkadaşlar tamamlanıyor. Bize silmemiz gereken dosyaları soruyor. Oradaki her şeyi seçebilirsiniz. Hepsini silsin arkadaşlar. Oradaki de önemli dosyalar değil zaten. Bir tek o karşıdan yüklenenler dosyasını silmeyebilirsiniz. Orada da programların genelde kurulum setup dosyaları oluyor. Onu da eğer ihtiyacınız varsa arkadaşlar yani oraya en son bir şey indirdiyseniz ve kurmadıysanız falan onu da tıklatmayın. Diğerlerini silebilirsiniz arkadaşlar. Önemli şeyler değil. Ardından arkadaşlar yan tarafa gelip buradan da hata denetimi yapabilirsiniz. Bu da bilgisayarınızı hızlı çalıştıran bir diğer faktör. Buraları videomuzun uzamaması adına ben de uzatmıyorum zaten bildiğiniz şeyler. Yani bilmeseniz bile disk temizliğe bastığınızda veya hata denetimine bastığınızda arkadaşlar orada ne çıktığını az çok anlarsınız. Yani nereye tıklatmanız gerektiğini hemen diğer adımımıza geçelim. Ardından arkadaşlar tekrar çalıştırımıza gelip çalıştırıyoruz ve ms config e yazıyoruz enterliyoruz arkadaşlar. Burada açılan pencereden hizmetlere geliyoruz. Bakın burası Geçen çektiğim videoda da birazcık olay oldu. Yani dediler ki işte internet bağlantımız gitti vesaire. Böyle şeyler geldi. Arkadaşlar burada tüm Microsoft hizmetlerini gizle kısmına tıklatmanız lazım. Tıklatmazsanız zaten sizin Microsoft hizmetlerini de gizle gizlemediğiniz için buradaki programları devre dışı bıraktığınızda otomatikman bilgisayarınız zarar görür. Yani Windows'unuz zarar görür. Burada Microsoft hizmetlerinin gizli kısmına kesinlikle basmalısınız arkadaşlar. Yani kesinlikle buraya basmazsanız ben hiçbir sorumluluğu kabul etmem yani. Buraya mutlaka basıyorsunuz arkadaşlar ve burada çıkan diğer hizmetlerin hepsi genellikle ya işte program güncellemeleridir vesaire. Hani size sormadan arka planda güncelleyebilir miyim vesaire şeylerdir. Veyahut da işte Hani erkenden başlayalım. Mesela bilgisayarı açar açmaz işte çalışan hizmetler vesaire. Zaten onları da ardına kapatacağız. Bunlar yani önemli şeyler değil arkadaşlar. Zaten o kadar önemli şeyler. Hani mesela Windows'unuzla ilgili şeyler tüm Microsoft hizmetlerini gizle dediğimizde tamamen kapanıyor. Yani internet bağlantısınızın gitmesinin sebebi bu tüm Microsoft hizmetlerini gizle kısmına tıklatmamışsınız. Bu sebeple internet bağlantınız gitmiş olabilir. Yani olabilir değil, kesin o yüzden. Geçelim bir diğer adım arkadaşlar. Söylediğim şeye mutlaka dikkat edin. Tüm hizmetleri devre dışı bırak demeden önce tüm Microsoft hizmetlerini gizleyin arkadaşlar. Diğer adımımız ise arkadaşlar başlangıçtaki uygulamaları kaldırmak. Yani kaldırmak derken simgelerini kaldırmak, kendilerini değil. Buradan başlangıca geliyoruz ve mesela başlangıcın daha geç açılmasına sebep oluyor. Bu yüzden buradaki uygulamalarımızı ters tuş yapıp başlangıçtan kaldır diyoruz ve teker teker kaldırıyoruz. Bu da başlat simgenizin daha rahat açılmasını sağlayacak bir yöntem arkadaşlar. Önemlidir. Bunu da mutlaka yapın. Bir diğer şey arkadaşlar denetim masamıza geliyoruz. Ara kısmımıza denetim masası yazıp Buradan programlara geliyoruz ve ihtiyacımız olmayan programları tek tek kaldırıyoruz arkadaşlar. Kullanmadığınız veya bilmediğiniz programları kaldırın. Yani Microsoft'un şeylerini de kaldırmayın. Mesela driverlarınızı falan. Genellikle hani kendi indirdiğiniz ama kullanmadığınız şeyler. Mesela siz sonradan bir tane virüs programı indirmişsinizdir ama kullanmıyorsunuzdur. Başka bir tane kullanıyorsunuzdur. Eskisini silin arkadaşlar. Veyahut da işte mesela bir tarayıcı indirmişsinizdir. Chrome indirmişsinizdir. Ama artık Edge kullanıyorsunuzdur. Chrome'u kaldırın. Çünkü bilgisayarınıza gereksiz yere ağırlık yapar ve bilgisayarınızı zorlar. Bu adımı da yaptıktan sonra diğer adıma geçin. Diğer adımımızda arkadaşlar görev çubuğumuza ters suç yapıp görev yöneticisini açıyoruz. Ardından buradan başlangıça geliyoruz. Ve başlangıçta burada bilgisayarımızın açılmasıyla birlikte açılacak uygulamaları tek tek gösteriyor. Burada arkadaşlar virüs programınız dışındaki tüm uygulamaları kaldırabilirsiniz. Çünkü mesela ne başlıyor? İşte örneğin siz Skype indirmişsiniz. Skype başlıyor. Siz bilgisayarı açar açmaz size bildirim gönderiyor mesela. Bunun gibi şeyler. Veya Chrome burada başlıyor. Bilgisayarınız açtır açılmaz Chrome arka planda çalışmaya başlıyor. Düşünsenize yani burada 20 tane uygulama olsa, bilgisayarınızı açar açmaz 20 tane uygulama arka planda çalışmaya başlıyor. Bunları tek tek kaldırırsanız siz Bilgisayarınızı açtığınızda değil programa tıklattığınızda program çalışmaya başlar. Bu açıdan da çok güzel arkadaşlar. Buradaki programları da kesinlikle kaldırın. Yani ihtiyacınız olmayacak şeyleri. Mesela virüs programının başlaması önemli. Niye? Çünkü virüs taraması yapıyor Yani sen bu başlangıçtan onu kaldırırsan adam direkt başlamaz ve bilgisayarın virüs kapabilir. Bu şekilde düşün. Bu da önemli bir adımdı arkadaşlar. Diğer adımımıza geçelim. Diğer adımımızda da arkadaşlar ara çubuğumuza geliyoruz ve güç ve uyku yazıyoruz. Buradan açılıyor arkadaşlar. Buradan hepsinde hiçbirini seçiyoruz. Yani hepsinin sınırsız olmasını istiyoruz. Hiçbir zamanı seçiyoruz ki bilgisayarımız boşu boşuna arka planda dakika saymasın. Bu da daha hızlı çalıştıran bir adımdı arkadaşlar. Bunu da hızlıca geçiyorum. Diğer adımımız arkadaşlar yine ara çubuğumuza geliyoruz ve buraya güç seçenekleri yazıyoruz. Buradan arkadaşlar açılan kısımda yüksek performans seçiyoruz ve tamam diyoruz. Bu da önemli bir adımdı arkadaşlar. Bir diğer adım arkadaşlar bunu yapabilirsiniz de yapmayabilirsiniz de çok da önemli değildir. Ama yani bilgisayar bu adımların hepsini yaptıktan sonra bile hala hafif hafif kasan arkadaşlar varsa büyük ihtimalle 2 GB RAM veya 1.5 GB RAM kullanıyorlardır. Bunlar yapabilirler arkadaşlar. Arka planınızı siyah yapın. Veyahut da başka bir düz renk yapın ama düz renk olsun. Genellikle siyah olması daha iyidir. Daha hızlı çalıştırır arkadaşlar. Bu yüzden arka planınızın böyle afilli şeyler olmasından ise düz renk olması da bilgisayarımızı hızlı çalıştıran bir adım arkadaşlar. Bunu da yaparsanız iyi olur ama yapmak zorunda değilsiniz. Yani çok fazla etki etmez. Mesela bu işlemleri yaptıktan sonra bilgisayarınız hızlanıyorsa yapmanıza gerek yok. Ama hala böyle hafif, hafif kasma varsa yapın arkadaşlar. Ve bu yöntemlerden sonra, bahsettiğim yöntemlerden sonra bilgisayarınız büyük ihtimalle artık kasmayı kesecektir ve rahat bir şekilde kullanabileceksinizdir. Buna garanti veriyorum arkadaşlar. Böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Umarım işinize yaramıştır. Geri dönüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka adımlar biliyorsanız onları da yorumlara yazın arkadaşlar. Millet okusun, faydalansın, kendileri de yapsınlar. Zaten ben güzel bir yöntemse kalp atmayı unutmam. Ona göre o yöntemi de yaparsınız arkadaşlar. Böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.